Türksat 6 ile ilgili e, güzel bir değerlendirme oldu. E, bu kısımdan diğer, çünkü konuşacağımız daha çok başlık var. İşte kalkınma yolu var. Ama kalkınma yolundan önce yine önemli... E, nasıl demir yolu projeleri var tabii ki. Şimdi hepsini soracağım ama bence ben şu zam meselesini bir sorayım. Bu merak ediliyor, konuşuluyor. Birkaç gündür de Türkiye'de gündem oldu. Acayip rakamlar paylaşıldı. İşte otoyollar köprülerin ücreti böyle olacak zam geliyor. 1 Temmuz'da zam yapıldı şeklinde. Yani asparagas olduğu konusunda açıklamalar geldi ama Sayın Bakan ortaya atılan bu iddialarla ilgili ne söylersiniz ve önümüzdeki süre süreçte köprü, otoyol, otoban bir zam bekliyor muyuz? Yapılacak mı? Bu konuda vatandaşa nasıl mesajlarınız olur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, malum esasında pandemiyle başlayan, onun öncesindeki hemen 2018'deki ekonomik sıkıntılarla başlayan süreç. Ee, biz 2022 yılın Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla <laughs> otoyol, Hı. köprü vesaire, tünel geçiş ücretlerine 2022 Ocak'tan itibaren bu yılın başına kadar zam yapmadık. Niye? Hani eflas yonu tetiklemesin. Nalun ücretleri, taşıma ulaşım ücretleri, bu piyasanın bu anlamdaki oluşturulabilecek istikrarsızlığına hani katkı sağlamasın. Hani düşünün, işte asgari ücrette birleştirme yapılıyor yani çok da alakası olmayan firmalar tam o kadar ürünlerine zam yapıyor. Sanki bütün girdileri asgari ücretmiş gibi. Dolayısıyla bu süreci yönetme adına biz yani iki yıl civarında hiçbir iyileştirme yapmadık. Ama bunların gerek yap işlet devletlerin garanti ödemelerindeki oluşan açık gerekse de kendi işlettiğimiz otoyolların bakım onarımlarını artık karşılayamaz duruma gelmesi hasabıyla %129 yapmamız gereken Hı -hı. yılbaşı itibariyle yapmamız gereken zam mı dahi yapmadık. En son geçen ayın 15'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir düzenleme yaptık. Nismi bir birleştirme yaptık. Şu an için hemen önümüzde bir hani fiyatları yeniden güncelleyelim diye bir program yok ama gelişmelere göre takip ediyoruz orada. Ama şunu söyleyebilirim size gerçekten bu düzenleme yaptıktan sonra geçen araçlardaki sayıda ne oldu dediğimiz zaman bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim çok net olarak geçen sene'nin aynı zaman dilimdeki sayılarla kıyaslayarak bunu söylüyorum hı hı. ve bayram trafiği zaten her halükarda artıyor ki birçok yerde de rekor kırdık. Dolayısıyla buradaki hani işte dövizdeki, enflasyondaki, paranın alım gücümdeki değişiklikler bazı ücretleri e, hani gözlemsel olarak rakamsal olarak büyüttü hı. ama gerçek anlamda kıyasladığımızda mesela bakın ben size şöyle bir rakam vereyim. 2016 yılında Osman Gazi e, köprüsü açıldığında e, 35 dolardan 15 dolara düşürmüştük. Lan Osman Geçiş... Gazi değil mi Görsene Burası ya. Osman, Gazi. Osman Gazi. Evet. evet. Yalova'ya doğru bakıyor. Hı hı. E, 35 dolardan 15 dolara düşürmüştük ve de, o da 20 litre akar yakıttı. Bugün 900 lira civarında. Halbuki biz 399 lira civarında bir ücret belirlemiş olduk. O günün yarısı kadardır da diyebilirim. Evet bu arada evet. bir grafik getirdiler arkadaşlar. oluşan, oluşan fiili mesela Osman Gazi'de 399 lira, Yavuz Sultan Selim'de 49 lira, Çanakkale'de 499 lira. Bunlar Doğru son mu? rakamlar. Bazılar hani 800 lira 1000 lira diyorlar o ama sosyal medyada dolaşan sosyal medyada bir nasıl hikaye. Sosyal o kadar evet öyle ben, bir abi, Sosyal çıktı? öyle bir şey ama yani. Sosyal medya Verjur yine şey böyle bir grafik maalesef. hazırlanmıştı. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür evet. zaten. İşte binler 1500'ler, bin 800, 900'ler. Onun birçoğu gerçek diye paylaştılar. Herkes gerçek yani. sandı. Tabii aldı, koydu, paylaşımlar yapıldı. Yani, şöyle bazı e, yalan demeyeyim de gerçek olmayan bilgilerin Alıcısı gerçek olanlardan çok daha fazla. böyle de bir derdimiz var. <laughs> yani, ya, yani yalan bayağı bu. Yani bu şimdi yalan demişsin. Hani, yalan kibarlık doğru. Kibarlık hani. gösteriyorsunuz Sayın Bakan ama yani çok var. Tabii sosyal medya meselesi de ayrı bir. Bu herkesin <laughs> evet. kalbindeki bir yara. Öyle bir dert var. Öyle bir dert, <laughs> değil var. Mi? Öyle bir dert <laughs> var yani. Ya. Acaba ya. bugün ne iftira ne yalan söylenmiş falan diye. Ama son rakamlar bu. Evet. Tekrar bakalım hani. Şimdi takip etmeyenler öyle bir post ki mesela önüne geliyor. Aa diyor 900 lira, aa 1500 lira olmuş falan diye bir anda biliyorsun yayılıyor. Herkes paylaşıyor. Şimdi hala mesela. öyle zannedenler vardır belki. Evet. Hı -hı. Öyle değil. Rakamlar bu şekilde. Osman Gazi Köprüsü e, fiili geçiş ücreti KDV dahil 399. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49. E, Çanakkale Köprüsü de 419 lira. Evet. Hı -hı. evet. Güncel güncel rakamlarımız bunlar. Güncel rakam bunlar. Peki şimdi eğer, buyurun. Yani kalkınma eğer, yoluna mı geçelim? Yani eğer köprü ve uydu bölümü Hı. bittiyse ben kalkınma yolu projesini gerçekten heyecanla takip edenlerden evet. e, birisiyim. Kalkınma yolunda bir dörtlü mutabakat e, imzaladınız. Evet. Önemli bir aşamaydı. Şu anda nereye geldik? Ne durumda kalkınma yolu? Artık fiili olarak gerçeğe dönüşebilecek noktaya yaklaşıyor muyuz? Bu arada hemen başlamadan söyleyeyim sayın bakan canlı yayında hatırlatmak isterim. <laughs> ne, ne oldu diye merak soracak evet. şimdi. Evet. Bu kalkınma yolu meselesine dair tabii sayın bakanın hani Irak'ta temasları oluyor. <laughs> müthiş bir temas yürütüyor. <laughs> ee, evet, ben ha, de efendim hatırladım içinde darlıyorum kendilerine. Ha, tabii gitmek tabii gitmek bu projeyle ile alakalı evet, yerinde görelim. Nasıl bir proje bizi de götürün diye Bakan Bey'e söyle söylemiştim. Ee, Biz daha buradan bilmiyorum sözümü alayım <laughs> bütün, mı? Bütün, Türkiye'nin gözü <gülüyor> önünde. Kendi <laughs> yayında. Şartlar gelişsin dedi. Yani yine, evet. son derece yine nezaketle yaklaştı. Ama buradan da sözümüzü alalım. Evet kalkınma yolu projesi. Şöyle bu harita benim sevdiğim haritalardan bir Öyle tanesi. Hani müsaade Ekayesili ederseniz. Bir harita çünkü tabii değil mi, sayın, sayın Müsaade bak. ederseniz genel Abdur bir Abdülkadir Aydın sen tabii. istersen gel böyle. Evet. Sopayı da verelim şöyle. Sayın Bakanım. Abdurkadir Bey size davet ettiğine göre kendisi oturacak. Otur <laughs> <laughs> oturmayacak. Ben ay mekanlı şeyi var. Ben de var var. Öyle Sa mi? Var. O zaman ben Buyurun. Teşekkür ederim. Böyle. Ben böyle. Şimdi bu harita gerçekten e, birçok şey anlatıyor. Şöyle bir genele bakalım. Sonra kalkınma yolunu evet. müsaade ederseniz konuşalım. Şimdi, e, yani dünya tarihinde ticaret Bu e, Çin'den başlamış, e, hı hı. yani e, gelmiş bütün e, o, kuzey, orta, güney geçmiş De i̇şte Akdeniz, e, Arap Yarımadası, Afrika'nın e, her tarafı esasında baktığınız an, ama esas e, hedef. Avrupa olmak üzere ticaret hep bu güzergahlardan gelişmiş ama artık hani modern tarihte şekilleri biraz belki güzergahları değişmekle beraber güzergah buymuş. Şimdi kuzey koridoru biliyoruz. Yani orası hala bir alternatif ama Rusya'nın durumu, iklim şartları vesaire orayı yeterince tartışılabilir kılıyor. Orta koridor bizim olduğumuz koridor. Gerçekten hani en güvenli koridor ve istediğimiz kapasiteye ulaştığımız zamanda en kısa koridor e, haline Sayın gelmiş olacak. Sayın Bakan orta olacak. koridor dediğiniz bu kırmızı çizgi... Yok şeyden gelen Özbekistan, Kırgızistan, olsam. Kazakistan evet. şu hmm. şu hmm. attığımız onu, onu da göstermiş olalım. Tabii ben böyle ezberleyince bazen gösterme ihtiyacım <laughs> zaten. <laughs> e, Herkes biliyor e, gibi, yani gibi oluyor. Evet. özellikle ilinin hemen dibinde bir müthiş gümrük yerleri kurmuş. Yani Çin mesela bu projeye o kadar bir bel bağlamış ki inanılmaz hem demir yolu hem de karayolu için inanılmaz gümrük binaları yapmışlar. En Sanki son yerinde gördüm inanamadım müthiş oldu. bir yatırım yapıyorlar. En son Kazakistan'la da demir yollarının geliştirilmesi noktasında çok şey ciddi bir anlaşma yaptıklarını da biliyorum onu da Hı -hı. takip ediyorum. Senin bakan bu orta koridor en realist olan proje mi? Testirme olan Peki. güzergah olacak ama karayolu taşıması tren ve e, deniz şey olsa hani e, ka, tren ve e, lastikli diyelim evet. demiryolu ve karayolu diye düzeltelim asla istediğimiz kapasiteyi sağlayamayacak mutlaka deniz yolu alternatiflerinin olması evet. lazım dolayısıyla bu e, hani her geçen gün güçleniyor oraya tekrar döneceğim şimdi Güney Koridor'a baktığımız zaman ilk etapta gelip şu turuncuyla olan Süveyş kanalından geçip Avrupa'ya ulaşan, bu coğrafya ulaşan bir güzergah. Bu güzergahtan halen burada görebiliyoruz. 35 günde bir Çin'den çıkan mal Londra'ya kadar gidebiliyor. Ama burada şu da, anda işleyen aktif şu anda işliyor. Kuşak. Ama biliyorsunuz şu Gazze'deki vahşetten dolayı maalesef şu Yemen'deki, Yemen'deki. problemlerden dolayı buradaki kullanım Özellikle İsrail bağlantılı ve bazı ülkelerin kullan, kullanımının noktasında ciddi risk oluştu. Ve bunlar artık ümit burnundan dolaşmaya başladı. 35 günlük seyahat süresi 45, 45 gün, gün haline gelmiş oldu. Sigorta olur. şeyleri de uçtu çünkü giremiyorlar yani Aynen e, giremiyorlar öyle. E. Aynen öyle Sigorta bedelleri çok yükseldi. Aynen öyle. Şimdi e, hani orta koridordaki e, durumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz onu söyleyeyim. Kalkınma yolu koridoruna gelirsek, bakın Bu mu? bugün, evet kırmızıyla kırmızıyla, kırmızıyla olan devam eden bugün bitirmiş olsaydık, bugün işler işler olmuş olsaydı. Hı hı. Yani çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel gerçekten bir sonuç olacaktı, ne olacaktı? O büyük haritamızdaki Ümüt burnundan 45 günde dolaşan trafik buradan sadece 25 günde. 25 gün yarı yani, yarı yarı yani. Yarı. neredeyse yarı yarıya yani Irak'ın e, fav limanına e, bu 4 veya 5 faz olarak e, inşa ediliyor hı hı. E, önümüzdeki yıl ilk fazı devreye girecek Irak bu hükümeti. Bu inşası başladı mı efendim? Tabii Tabii İlk fazı seneye bitiyor bizim arkadaşlarımız da ziyaret etti hı. orayı e, buraya kadar gelecek olan yükler yani Hindistan'dan Çin'den vesaire gelecek olan yükler fav limanından karaya çıkacak... Demir yolu ve karayoluyla beraber yaklaşık 1200 kilometrelik bir güzergahla bizim Ovaköy yani Habur sınır kapısı kapısının yaklaşık 11 kilometre birazcık daha batısından ülkeye girecek. Sayın, Sayın Bakan, hem demir yolu hem karayolu mu olacak? Hem demir yolu hem karayolu entegre, entegre bir standı. entegre hani e, burada enerji nakil hatlarının, iletişim hatlarının da dahil edilmesi noktasında. Belli çalışmalarımız olduğunu söyleyebiliriz. Yani Peki, Fav Limanı'ndan girecek, Ovaköy'den çıkacak Irak bölümünde hem karayolu hem demiryolu aynı anda çalışacak. Evet. Çift taraflı. Yani bu nihai hedefimiz bu. Evet. Hı -hı. Burada hedefimiz. Sayın Bakan çok önemli bir şey söyledi Hı -hı. aslında. Belki altını çizmek lazım. Şimdi e, Irak'ın kuzeyiyle biz hep habur üzerinden gidiyorduk. Hı -hı. Şimdi yeni bir sınır kapısı da geliyor. Doğru. Ve daha bağımsız bir sınır kapısı da geliyor gibi, mu? diyebilir miyiz bunu? Şimdilik... Şimdilik demeyeyim, karar bu. Ee, niye karar bu? Yani, Ova köy değil mi? Sayın, Ova köy. Sayın Bakan. Karar niye bu? Irak'ın tamamen iç dengeleri. Hı hı. Biz orada asla müdahale etmiyoruz. Siz netleştirin, kararınız bizim kararımızdır diyoruz. Onlar da bu kararı verdiler. Bir değişiklik olmadığı takdirde bu şekilde e, yapacağız ve oradan ülkemize bu hattı biz girişini sağlamış Ova derece, ikinci sınır kapısı açıldı. İkinci yani? sınır kapısı. Son, son derece önemli, çok bir, önemli gelişme bir gelişme çok olarak önemli. bunun altını ikinci sınır, sınır kapısı. Stratejik mi? olarak da aslında kıymetli bir ya şöyle gelişme. hani bu gizli saklı bir bilgi değil yani söylemiş olayım oradaki o e, habur biliyorsunuz bölgesel yönetiminin kontrolü evet. altında. Ova köy merkezi hükümetin e, resmi kontrolü altında ama pratikte orası da. Hani şu anda bölgesel yönetimin kontrolü altında. Dediğim gibi orada çok da devreye girmiyoruz. Bu sizin iç işinizdir. Kararınızı veriniz. Öyle verdiler. Biz de e, onun üzerine e, gidişatı inşa etmeye çalışıyoruz. O ne sağlayacak Ova Köy'de ikinci sınır kapısı? Ya Bir kere şey yani öncelikle Irak, Irak böyle istediği için. Öncelikle o. Yani Ama başka burada zaman zaman yığılmalar oluyordu. Onların yani alternatif şey, de dolmuş yani. olacak elbette tabii. Sonra ülkemize girdiğimiz zaman evet e, efendim, burada birazcık Asır daha net. Nokta. Bakın 1200 kilometre geldikten sonra Ova e, Ovacık, oradan bizim e, Nusaybin'den e, Şanlıurfa'dan Gaziantep'ten e, Mersin, Mersin'e gelmeden de yukarıya doğru çıkıp Ulu Kış'la, oradan Karaman, e, Eskişehir e, ve A İstanbul Kapıkule. A ve Avrupa esasında Sayın Bakan, geçmiş bu olacak. şimdi kaç kilometre olacak o zaman Türkiye'den geçen kısmı? Türkiye'den geçen kısmı yaklaşık 2900 kilometreye yakın. Hı hı. E, belli bölümlerini inşa ediyoruz. Belli bölümlerinde de yakın zamanda başlamayı planlıyoruz. Hı hı. E, ve e, hani orası e, devreye girdiğinde bizim tarafta e, ne diyelim e, eksik işler olmakla beraber sistemin işletilmesine engel olmayacak. Dır, e, Sayın Bakanım şunu net olarak sormak istiyorum, Ova Köy'den girdiğinde kalkınma yolu, bizim demir yolu ve karayolu olarak hazırlıklarımız ne durumda olacak? Arkadaşlar biraz önceki Harita vardı, onu getirirseniz onun üzerinden daha rahat konuşuruz. Bu kalkınma yolunu gösteren Şu harita. Sevdiğiniz grafik mi? O <laughs> ana sevdiğiniz grafik mi? o değil de biraz önce gelen grafik var, onu açarsa arkadaşlar onun üzerinden konuşalım. Orada bizim bazı eksikliklerimiz var. Bu değil arkadaşlar. Kalkınma yolunun kendi grafiği olacak. Orada bazı eksikliklerimiz var. O eksiklikleri biz hayata geçirdiğimiz an evet bu grafik. Bakın şunu sahibinde Şanlıurfa'da şuralarda demir yollarında ve karayollarında bazı eksikliklerimiz var. Mesela mevcut demir yolu sınırdan geçiyor. Biliyorsunuz güvenlik nedeniyle kapatılmıştı. Şimdi genel kurmayla görüştük. Onun sadece yük için açılmasıyla ilgili mutabık kaldık. Onu devreye sokacağız. Bunlar nihai yapacak olan işlerimizdir. Ama ilk etapta karayolu ve şu Ovaköy'den Nusaybin'e kadar olan demir bağladık mı demir yolu bağlantısı da olmuş olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 130 kilometreler civarındadır. Bütün eksiklikleri tamamlayacağız. Mesela şu kırmızılar devam edenler, sarılar ya da turuncular bitmiş olanlardır. Ülkemizi hani e, demir yoluyla, yoluyla Avrupa'ya hatta Karadeniz'e, Ege ve Akdeniz'e de bu güzergahtan ayrıca Mersin Limanı'yla olacağız. bir irtibat tabii, olacak tabii. mı? Doğrudan. Yani Mersin Do Doğru, Limanı'na kalıp yük Doğrudan. Yük, tabii tabii. Arasında? Yeni, yeniceden yeniceden Mersin'e devam edip şurada bir hemen bir devamı var bunun. Halihazırda orada da hızlı tren e, konvansiyonelli kaldırıp 200 kilometreye göre seyahat edecek Hızlı tren 312 kilometrelik uzunluğunda bir işimiz de devam ediyor. Neredeyiz? Siz demiştiniz evet. Irak'ta hani evet. neredeyiz? Tabi Irak karar alma mekanizmaları çok çok zayıf işliyor. Oradaki etkenler var biliyorsunuz. Ona rağmen epey mesafe aldık. Irak Başbakanının çok net bir iradesi var ortada Sudan. ve onun da evet Sudan'ın sayın Sudan'ın onun da yansımaya başladığını söyleyebilirim. Ya bu sene acaba yapıma başlayabilir miyiz diye düşündük ama zor gözüküyor. Ee, takip ediyoruz. Ee, önümüzdeki sene inşallah yapımına başlar. Bir beş senelik periyotta da ...bitirilebilir bir projedir. Bu şey, Sayın şey. Bakan. Şu kilometreyi bir daha söyleyebilir evet. misiniz Sayın Bakan? Türkiye'den geçen güzergahın... ...kilometresini... 1900 bin, diye hatırlıyorum. 1900 kilometre. 1900. Yaklaşık evet. 2000 kilometre. Evet. Burada şeyi merak ediyorum. İstanbul'a geldiğinde... ...İstanbul'dan karşıya geçişte... ...demir yolu hattı nereden olacak? Ee, onun bir haritası var. Arkadaşlar getirsin onu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün... ...geçiş haritası. Ben bilgi vermeye devam edeyim. Uh -huh. Esasında biz Marmara'yla... beraber bu orta koridorun Pekin Londra bağlantısını sağlamış olduk. Nasıl sağlamış olduk? Günde 300 küsür sefer yaptığımız Marmaray, 600 bin insanımızı taşıdığımız Marmaray, günün sadece 5 saatinde ya da 6 saatinde yolcu taşıması dışında kullanılabiliyor. Bunun önemli bir bölümü günlük rutin zorunlu bakımlardır ve sadece dört trenin yük treninin geçmesine müsaade eden zaman dilimidir. Biz buradan bunu sağladık. Biz milyonları konuşuyoruz. Evet. Onlarca günlük treni belki yüzlerce günlük treni konuşuyoruz. Buradan artık geçemeyecektir. Hem kapasite sıkıntısı hem de muhtemelen bir tarihten sonra Marmaray'ın 24 saat çalışması belki o zorunlu bakımı koyduğumuzda birkaç saat hariç ne yapacağız biz o zaman Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden biz alternatif güzergahımızı 122 kilometre uzunluğunda e, Gebze'den başlatıp Gebze'den başlatıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı Çatalca burada da hatırlarsanız biraz önceki haritada olan Kapıkule'ye bağlantısını sağlamış olacağız ve burada artık bir kapasite problemimiz yok. Burada neredeyiz? Burada da e, projesi her şey bitti. Yatırım programını aldı. E, bu yıl içerisinde fazla da geç kalmadan ihalesini yapacağız. Hmm. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasında mı? Evet bir görsele Közlerden var. Zaten boş yer Onu, var orada evet, ya, o, evet. bırakıp, yani yapılırken. Işte tam yani, Gerçekten planlarken işte evet. hani geleceğe planlama bu. Yani e, burada inşallah e, iki evet. tane e, iki hat hı. çift hat hı hı. gece gündüz istediğimiz kapasitede çalışma imkanına sahip evet. olacak.